Arkadaşlarımız Fortinet'ten Sistem Mühendisliği Müdürü Melih Kırkgöz, Kıdemli Sistem Mühendisi arkadaşlarımız Fortinet'ten yine Burak Yalçın, Cengiz Türkmen ve Oykun Satış. Melih, sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler. Merhaba herkese. Fortinet ekibinde ben teknik grubun yöneticiliğini yapıyorum. Bugün biraz daha güvenlik bakış açısıyla ilgili neleri değiştirmemize yönelik aslında bir sunum hazırlamak istedik. Sunumun başlığı güvenliğe yeni bir bakış. Neden yeni bir bakış? Aslında biraz ondan bahsedelim. Öncelikle tabii ki Fortinet kimdir, ne yapar? Fortinet 15 senelik geçmişi olan, tek işi güvenlik çözümleri üretmek olan bir firma. Farklılığı nerede geliyor derseniz, aslında bugün geldiğimiz noktada herkesin yapmaya çalıştığı konsolide ve entegre güvenliği aslında vizyon olarak yaratan, bunu geliştiren ve bugün bu pazarın bağımsız birçok kurumca da kanıtlandığı şekilde lideri olan aslında güvenlik üreticisi diyebiliriz. Bugün gelinen noktada baktığımızda birçok kurumsal ihtiyacı adresleyebilen çözüm portföyüne sahip. İşte Next Generation Firewall, dedike bir DDoS cihazı, işte Web Application Firewall, E-mail Security güvenliği, Sandbox, APT tarzı çözümlere baktığınızda veya işte bugün değineceğimiz SDN tarzı konularda da aslında dediğimiz gibi bütün küçük büyük ölçekli tüm kurumların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ürün portföyünü geliştirmiş ve rakiplerinden farklı olarak aslında bu farklı ürün portföyünü bir güvenlik ekosistemi olarak bir arada çalıştırabilen, birbirleriyle entegre olan, birbirine yardım sağlayan aslında total güvenlik oluşturmak adına ürünler geliştiren, çözümler geliştiren bir firma. Şimdi bugüne kadar baktığımızda aslında geleneksel güvenlik yaklaşımları neye göre şekilleniyor? Üç ana başlık altında toplayabiliriz bunu. Zaten regülasyonlara uyumluluk kriterlerini hepimiz biliyoruz. Bunların enforce ettiği, zorluğu kırıldığı bazı işte PCI gibi birçok tabi olunan, finans kurumlarının tabi olduğu birçok regülasyon gibi. Bunların aslında güdümünde gerçekleşen bir güvenlik altyapısı oluşturma mimarisi oluyor. Risk temelli yaklaşım var. Siz kendi asetlerinizi, varlıklarınızı değerlendirip bunların arasından kritikliklerine göre farklı güvenlik ihtiyaçlarına yönelik adresleri çözümlemeye çalışıyorsunuz. Ya da best of breed dediğimiz nokta çözümde diyebiliriz buna. Siz farklı ihtiyaçları o alandaki belirli üretici çözümlerini mimarinizde konumlandırarak aslında totalde bir güvenlik elde etmeye çalışıyorsunuz. Fakat sabahtan beri de birçok yerde tekrarlandı. Yapılan bunca tasarıma, yatırıma rağmen aslında halen farkında oluyorsunuz bazen, bazen olmuyorsunuz. Bugün en büyük kurumlar bile, JP Morgan örneği verilmişti sabah, hala büyük güvenlik açıkları ve tehditleri yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla biz Fortinet olarak bu noktada farklı bir, artık güvenliğe yeni bir bakış açısı gelmesi gerektiği inancındayız. Bunun teknolojik ismi olarak çok önemli değil, Trace dediğimiz aslında baş harflerin birleştiği bir konsept hakim Fortinet tarafında. Bu ne demek? Aslında tehditlere vereceğiniz cevapları, threat response tarafını adaptif bir şekilde kendi network'ünüze ve değişimlere uyarlayabilir bir şekilde geliştirebilen bir sistemden bahsediyoruz. Ve işin merkezinde sizin network mimarinizin dışında aslında insan faktörü, bu işin yönetimi, role-based işte yönetim delegasyonunun sağlanması, herkesin minimum privilege'leriyle sistemlere erişmesi gibi birçok hani IT tarafını da ilgilendiren security konseptleri de işin içine giriyor. Sonuçta aslında oluşturmaya çalıştığımız şey burada bir ekosistem, bir güvenlik ekosistemi. Örneğin buradaki resimde APT konseptini nasıl adreslediğine yönelik bir örnek üzerinden gidelim Fortinet tarafında. Mesela Fortinet'in farklı yaklaşımı dediğimiz gibi kendi teknolojisini farklı modüller üzerinde bir arada konuşturabiliyor olması. Ne demek? Örneğin bir APT tehdidi için siz ortaya koyduğunuz sandbox çözümünüzü e-mail trafiğiyle, endpoint clientlarla ya da web tarafında Next Generation Firewall ürünü olan FortiGate ile ya da Web Application Firewall tarafındaki FortiWeb ile konuşturabiliyorsunuz. Bu şu demek, aslında biz burada bir üründen bahsetmiyoruz. Birlikte çalışan bir total bir çözümden, bir ekosistemden bahsediyoruz. Güvenlik artık bu noktaya geldi. Demin dediğimiz gibi geleneksel yaklaşımlarla devam edildiğinde maalesef farklı üreticilerin, farklı çözümlerin birbirlerine entegrasyonu kısıtlı. Total güvenliğe faydaları da aslında limitli oluyor. Artık güvenlik, dinamik, birbirine haber veren farklı işlevleri ortak şekilde, ortak bir amaca yönelik, geliştirmeye yönelik bir mimariye doğru gidiyor. Bunların hepsinin arkasında da bizim FortiGuard dediğimiz merkezi istihbarat birimimiz var. Aynen diğer üreticilerde olduğu gibi. FortiGuard'ın farklılığı ne de derseniz, FortiGuard bu bahsettiğimiz birçok farklı teknoloji tarafından dünya üzerinde kurulmuş
beslenen bir big data merkezi güvenlik tarafı için. Ve hakikaten de çok çeşitli farklı modüller tarafından besleniyor olmasının verdiği avantajla, örneğin bir IP Reputation Database'i çok daha işte WAF tarafından da, DDoS sistemi tarafından da, Next Generation Firewall'lar tarafından da, E-mail Security Gateway tarafından da beslenebiliyor. Ve sonra da bütün bu bilgi, know-how merkezi, bütün bu kurduğunuz ekosistemi besleyebiliyor. Burada hakikaten hiç durmayan, canlı, tehditlere adapte olabilen bir yaklaşımdan bahsediyoruz aslında. APT konseptini biliyorsunuz, bilinmeyeni bilinene çevirme ve buna karşı bir reaksiyon alabilme aslında amaç bu. Bu dinamik, birbirine el veren bir yapıyla bunu sağlamak biraz daha mümkün olabiliyor aslında. Strateji olarak baktığınızda Fortinet çözümlerine birçok farklı çözüm olduğundan bahsetmiştik. Aslında amaç, globalden tepeden baktığınızda, bu aslında SDN konseptiyle de biraz uyuşuyor. Ortak bir yönetim ve log raporlama sistemi altından güvenlik modüllerini işte kullanıcılardan, endpointlerden başlayıp sizin işte core network'ünüz, access network'ünüz, data center'ınız tarafına kadar yayıldığında bütün bir kurumsalın işte uzak noktalarınız olabilir, merkezi veri merkeziniz olabilir, bulutta bir sisteminiz olabilir. Artık biliyorsunuz her yerde her şey entegre ve çalışır hale gelmiş durumda. Bütün bu konsepti bir arada ele alıp bunların hepsini aynı akıllı güvenlik istihbaratını uygulayarak bu işin yönetimini kolaylaştırmak, merkezileştirmek ve modülleri birbirleriyle entegre ederek çalıştırabilmek. Aslında bütün oluşturulmak olan istenen sistemin, bu siber güvenlik platformunun temelinde bu mantık yatıyor. İlerleyemedim. Şimdi güvenliğe farklı bakış açılarından bir tanesi internal segmentasyon. Sabahki panelde de buna ilişkin bir konuşma yapmıştık. Nedir aslında internet, internal segmentasyondan kastımız ne? Artık dediğimiz gibi Antrust, Trust, DMZ gibi eskiden sadece sınır güvenliğine yönelik oluşturulmuş güvenlik topolojileri maalesef artık her yerden erişim sağlanma, işte Internet of Things, Mobility, hepimizin bildiği cloud dönüşümleri vesaire, artık güvenlik sınırları, bu bildiğimiz sınırlar bulanıklaştı, hatta esnedi ve ortadan kalktı diyebiliriz. Artık sizin network'ünüzde bu Zero Trust dediğimiz bizim sıfır güvenlik konseptini ele alarak olaylara yaklaşmanız da daha mantıklı bir hale geliyor. Neden derseniz, çünkü artık trafikte daha önce görmediğiniz vizibiliteleri sağlayabilme imkanınız var. İçeride dolaşan trafiğiniz için. Sadece internet tarafına giden trafik anlamda bakmayın olaya. İstediğiniz gibi daha önce yapamadığınız erişim denetimlerini kolayca devreye alabilme imkanınız var. Bütün trafiğinizin incelenmesi ve loglanması, dolayısıyla bir incident'ın daha sonra takibi anlamında birçok farklı opsiyona sahip olabiliyorsunuz bu modeli uyguladığınız zaman. Aslında teknoloji olarak baktığınızda bizim ana ürünümüz FortiGate, Next Generation Firewall. Sadece bu internal segmentasyon dediğimiz FortiGate'in unique özelliklerini kullanarak sizin daha önce bakmadığınız, görmediğiniz, içeride asıl kritik verilerinizin durduğu iç ağınızın daha lojik segmentlere ayrılması. Nedir bu? İşte sabah da panelde de onun örneğini vermiştim. Örneğin işte veri tabanları sistemine sadece Active Directory'deki veri tabanı grubunun, admin grubunun sizin izin verdiğiniz uygulamalarla erişebilmesi, sizin bu trafiğe sadece IPS'e yönelik hazırlanmış bir IPS koruması, pardon, sadece veri tabanlarına yönelik hazırlanmış bir IPS koruması, bir uygulama denetimi, gerekiyorsa bir anti-malware, işte bunun bir sandbox sistemiyle entegrasyonu vesaire, her güvenlik modülünü daha önce hiç yapmadığınız şekilde içeriye uygulama imkanı veriyor. Bunun avantajı ne? Dediğimiz gibi artık bu segmentasyon, birincisi size gerekli yerde gerekli denetimi sağlayabilme imkanı veriyor. İstediğiniz gibi kastınızı edebiliyorsunuz ihtiyacınıza göre. Bir diğer avantajı da herhangi bir nedenden dolayı altyapınızda bir güvenlik ihlali olduğu zaman bunun etkisini segmente ettiğiniz için network'ünüzü güvenlik anlamında da aslında kısıtlamış oluyorsunuz. Yani içeride bir tehdidin ortaya çıktığında şu alanlardan, segmentlerden bir tanesinin içinde hapsolmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani işin hem güvenlik tarafında hem de olası bir incident durumunda size yönetimsel anlamda da büyük bir avantajı olabiliyor. Tabii burada önemli olan kısım, şimdi dış tarafa gittiğimiz zaman internet kapasiteleri yüzlerce megabitler civarı dolaşırken, içeriye geçtiğinizde bir anda multi gigabit trafiklerle karşılaşıyorsunuz. İçerideki switchler çok rahatlıkla bir sürü 10 gig porta, 40 gig porta dahi sahip olabiliyor. Dolayısıyla buraya koyacağınız sistemlerin buraya bir kere fiziksel olarak bağlanabilmesi gerekiyor öncelikle. Yani yüksek ve çeşitli port yoğunluğuna sahip olması lazım. İkincisi,
yüksek kapasitede çalışabiliyor olmaları lazım. Çünkü ciddi trafiklerden bahsediyoruz içeride. Fortinet'in en büyük özelliği geliştirdiği özel mimari sayesinde, ASIC mimari sayesinde bu tür yüksek kapasiteli ortamlarda rahatlıkla güvenlik işlevlerini yerine getirebiliyor. Bir sorun oldu sanırım şeyle ilgili. Görüntü gitti ama. Dediğimiz gibi siz bu içeride daha önce bakmadığınız, görmediğiniz bu trafiği vizibilite hale getirdiğiniz zaman, burada ne olup ne bittiğini görüp denetim altına aldığınız zaman aslında puzzle'da bir yeri daha tamamlamış oluyorsunuz. Uçtan uca güvenlik, işte aksiyon alınabilir tehdit istihbaratı diyelim, Actionable Threat Intelligence dediğimiz ya da Advanced Threat Protection mimarilerinizi aslında segmentasyonla tamamlamış ve bütünlemiş oluyorsunuz. Eğer bu üç ana konseptte herhangi bir nedenden dolayı bir güvenlik ihlali yaşanırsa bunu en azından daha dar bir alanda daha etkisini azaltabilecek şekilde sınırlandırabiliyorsunuz. Gelelim bir diğer konumuza. Software Defined Networking. Burada da popüler bir konu biliyorsunuz. Chat her tarafta birçok marketing ile ilgili de bilgi dönüyor. Aslında yazılım temelli bir güvenlik dönüşümünden bahsediyoruz şu anki gidişatta. Nedir bu? Büyük resme baktığınız zaman aslında Software Defined Data Center dediğimiz şey, panelde de onun örneğini vermiştim. Eski limitasyonların üzerinden gelip ölçeklenebilirlik anlamında, esneklik anlamında, işin yönetimi anlamında, istenen fonksiyonları devreye alıp çıkarabilme anlamında işi kolaylaştıran bir mimariden bahsediyoruz. Yani aslında iki temel bölümü var. Control plane diyelim tepeye. İşin işte uygulamaların politika bazlı orkestrasyonunun yapıldığı kısım. Bu control plane hem management'ı sağlıyor, sistemlerin yönetimini. Altta da sadece tek bir vendor veya tek bir çözüm yok. Sanallaştırma platformunuz var, load balancer'larınız var, next generation firewall'larınız var vesaire. Bunların altına da bir de aslında control plane'de tabii trafiğin akışını kontrol ediyorsunuz. Yani trafiğin hangi, mesela bir database trafiği ise database security ile ilgili sistemlerden geçebilmesini kolayca programlayabiliyorsunuz tepeden baktığınız zaman. Diğer tara kısım da data plane, alt taraf. Data plane dediğimiz aslında hepimizin bildiği computing, işte storage veya network bileşenleri. Aslında işin ağır yük kısmını yapan taraf. Yani data plane dediğimiz datanın geçtiği taraf. Tabii ki bu mimari içerisinde güvenlik olmazsa olmaz. Güvenliği de seamless şekilde bu yapıya entegre edebiliyor olmanız lazım. En önemli bileşenlerden bir tanesi burada. Güvenliği aynen bu mimarinin bir fonksiyonu olarak devreye alabilmek ve entegre edebilmek. Aslında amaç, baktığınızda büyük resme tekrar, kaynakları daha etkin kullanmak, işin yönetimini otomatikleştirmek, bir takım servis grupları tanımlamak. Mesela web server grubu tanımladığınızda o objeyi bir kere yukarıdaki tepede yarattığınız zaman o bütün alttaki network'te, load balancer'da, firewall'da nerede kullanılacaksa otomatik olarak populate edilebiliyor olacak. Ve siz tekrar tekrar aynı işleri manuel olarak farklı farklı cihazlarda, farklı farklı yerlerde insan hatasını da biraz ortadan kaldıracak şekilde otomatize edebilmiş olacaksınız aslında. Tabii Software Defined Data Center güvenliği birçok challenge ile beraber geliyor karşımıza. Bunları aşabilmek adına da birçok farklı teknoloji kullanıyor. Örneğin işte yüksek erişilebilirlik, yedeklilik nasıl sağlanacak? Çünkü biliyorsunuz sanal sistemdeki yedeklilik konsepti network ve güvenlik cihazlarına göre daha farklıydı. Yani siz bir VM makinesini burada kapatıp Ankara'da rahatlıkla açıp hayatına devam ettirebiliyorsunuz. Ama normalde bizim bildiğimiz eski yöntemle, geleneksel yöntemle işte VLAN'lar, ARP tabloları, MAC adresleri, routingler işin içine girdiği zaman aslında bizim bildiğimiz anlamda güvenlik ve network bu yapıya ayak uyduramıyordu. Dolayısıyla bu seamless olarak buraya geçebildiğiniz zaman aslında siz de erişilebilirlik, yedeklilik, trafiğin buradan kapanıp diğer tarafından devam etmesi gibi normalde yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyleri, hayal ettiğiniz şeyleri aslında yapabilir hale geliyorsunuz bu tarafta da. Mesela işte bu bahsettiğimiz live migration konusu, makineyi buradan başka bir data center'a taşımak ve oradaki firewall ya da güvenlik modülünün problem çıkarmadan bu trafiği yine güvenlik altında denetlemeye devam edebilmesi gibi. Bir diğer konu, aynı hypervisor üzerinde fiziksel olarak aynı fiziksel sunucu içerisinde yer alan sanal sistemlerin arasındaki haberleşme. Daha önce bununla ilgili bir visibility elde etmek mümkün olmuyordu. Siz bu seviyede bile, buna da east-west trafiği diyorlar, bir de işte
North-South trafiği var. North-South trafiği dediğimiz data center'dan dışarıya doğru çıkan trafik. Orası tabii ki yine fiziksel hepimizin bildiği güvenlik sistemleriyle ve network cihazlarıyla denetlenmeye devam ediyor. East-West tarafı dediğimiz aynı fiziksel host içerisindeki dolaşan sanal sistemler arası trafik. Burada bile visibility sağlayabiliyorsunuz. Yani VM host'un birinden diğerine giden trafikle ilgili güvenlik uygulamanın dışında visibility'yi de işin içine katabiliyorsunuz aynı sanal switch içerisinde. Objeler artık bizim bildiğimiz gibi firewall'da gidip işte Melih diye bir obje yaratayım, onu şu poliste kullanayım, onu da başka yerlere senkronize edeyim gibi olmuyor. Artık siz tepeden bir Melih diye bir web server objesi yarattığınız zaman o her yere otomatik olarak yayılıyor, populate ediliyor. Kurallar dinamik. O obje artık sanal bir obje. Yani siz onun altındaki değeri istediğiniz şeyle kullanabilirsiniz. Makineyi buradan kapatıp başka bir yerde açabilirsiniz. Melih web sunucusu otomatik olarak orada çalışmaya devam edebilir. O anlamdaki esneklikler de sistemlerin içerisine yerleşmiş durumda. Tabii ki bütün bu konuştuğumuz şeyler aslında otomasyon gerektiriyor. FortiOS mesela bizim %100 her şeyi CLI'den gayet rahatlıkla script edebileceğiniz, birçok binlerce tanımı aynı anda değiştirebileceğiniz uygun bir altyapıya sahip. Bu anlamda bizim elimizi çok güçlendiriyor bu tür entegrasyonlar tarafında. Çünkü scripting ile çok rahat farklı vendorlarla, farklı VM sistemli sağlayıcılarıyla falan entegre olmanız çok daha kolaylıkla mümkün olabiliyor. Aslında bizim ekosisteme baktığımız zaman bugün bütün bu SDN mimarisini destekleyen, geliştiren, yaratan bütün büyük üreticilerle resmi olarak ekosistemimiz gelişmiş, yerleşmiş ve gelişmeye de devam ediyor durumda. İşte HP, OpenStack, VMware, Cisco'nun ACI altyapısı gibi bütün bu sistemlerle FortiGate'in güvenlik modüllerini seamless şekilde entegre edebiliyorsunuz. Bu da OpenFlow desteği veya işte OpenStack tarafındaki gelişmelerde bazen mesela kurumlar bir vendor'ın sanallaştırma altyapısını değil de kendi bağımsız open source kodlarla çalışan sistemleri kullanmak istiyorlar. Orada da yine bir development'ımız, gelişmemiz devam ediyor. Bu anlamda Fortinet SDN güvenliği tarafında hakikaten önemli oyunculardan bir tanesi haline gelmiş durumda. Mesela daha önce çok zor olan bir takım senaryolar, işte buradan şu firewall modülleriyle başka bir data center'da yer alan firewall modüllerinin otomatik olarak senkronize olabilmesi, trafik buradan oraya döndüğünde hızlıca aksiyon alabilme gibi birçok modern veri merkezlerinin ihtiyacını karşılayabilecek bir altyapıyı aslında sağlamış oluyorsunuz. Ben şimdi sözü ekibimden Oykun ve Burak'a devredeceğim. Onlar da adaptif web uygulama güvenliği ve veri tabanı güvenliği ile ilgili biraz bilgi aktaracaklar size. Teşekkür. Teşekkürler Melih. Ses, evet geliyor. Merhabalar, teşekkür ederiz öncelikle bu saate kadar sabredip bizleri beklediniz. İsmim Oykun. Ben de Burak. Aslında bugün bütün gün dinledik neler yapılıyor güvenlik sektöründe, biraz daha vizyon sahibi olduk ama aslında Melih birkaç slide'da atlamış, evet. Aslında gördük ki biz bugün artık ataklar, tehditler değişiyor. Günümüzdeki örneklere baktığımız zaman tamamıyla aslında yenilenmiş, farklılaşmış tehditler görüyoruz bu tarafta. Tabii ki bu değişimin de belirli sebepleri var. Öncelikle tabii ki biz üreticiler olarak elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz kötü niyetli insanlarla uğraşmak için. Ve işleri gerçekten zorlaştırıyoruz ama malum her zaman onlar bir adım önde gidiyor diyebiliriz bu tarafta. Tabii ki bu önemli nedenlerden bir tanesi bu saldırı vektörlerinin, tehditlerin gelişmesinde. Ama daha önemli bir etken var ki bu da aslında bizlerin altyapılarını biraz değiştiriyor olması. Örnek veriyorum, bundan daha öncesinde üretimimiz, çalışmalarımız, verimliliğimiz sadece bir bilgisayar başında yapılırken, bir desktop'a bağımlıyken şu anda biz artık mobil cihazlarla birlikte gerek kurum içinde olsun, işte Wi-Fi ağlarıyla birlikte gerek kurum dışında olsun kurum networklerine erişip çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz. Daha ötesinde kesinlikle artık uygulamalarımız da akıllı hale geldi. Web tabanlı uygulamalar geliştiriyoruz ve bunlar üzerinden de aslında hem müşterilerimizi, hem bayilerimizi, hem de kendi çalışanlarımızı ortak bir platformda buluşturup productivity'yi arttırıyoruz diyebilirim. Tabii ki bunların da getirdiği büyük zafiyetler var. Burak, nedir bu zafiyetler? Ne gibi zafiyetlerden bahsediyoruz aslında? Tabii, aslında bugün web uygulamaları dediğimiz zaman giderek artan bir trend de aslında arka tarafta çok komplike
SQL sorgularının, fonksiyonların çalıştığı yapılardan bahsediyoruz. Database üzerinde belki tek bir klikle onlarca fonksiyon SQL query'si çalışabiliyor uygulama sunucularında. Tabii bu uygulamaları normalde geleneksel yöntemlerle nasıl koruyorduk? Aslında bu noktada birazcık güvenlik modellerinden bahsetmek gerekiyor. Çünkü güvenlik modellerinde aslında iki tip yaklaşım var. Bunlardan bir tanesi negatif güvenlik modeli. Bir nevi blacklisting dediğimiz bir ismi de var. Bu şu anlama geliyor. Siz aslında bildiğiniz kötü trafiği keserseniz geri kalan tüm trafik sizin ilgilenmediğiniz trafiktir. Geleneksel yöntemler de aslında IPS gibi, anti-malware, antivirüs gibi yöntemler de aslında bu negatif güvenlik yaklaşımının bir parçasıdır. Şimdi gelişen web uygulamalarının bu kompleks düzeyleri aslında negatif güvenlik yaklaşımıyla çok fazla korunamaz hale geldi. Dolayısıyla aslında burada pozitif güvenlik yaklaşımına ihtiyacımız var. Bu nedir? Bu da whitelisting'tir. Yani siz aslında uygulamanızla alakalı her şeyi iyi olan her şeye izin verirsiniz. Geri kalan trafik sizin için kötü trafiktir. Böylelikle aslında bu yaklaşımla uygulamanızı normal şartlarda korumaktan ziyade belki de zero day saldırılarından bile koruyorsunuz. Çünkü aslında bildiğiniz şeye izin verdikten sonra geri kalan hiçbir şey sizi ilgilendirmez hale geliyor. Örnek olarak bu uygulama güvenliğinin önem kazandığı yerlerden bahsedecek olursak Orkun, bunlar e-ticaret yapan siteler, bankacılık uygulamaları, CRM'ler, belki birçoğumuzun kullandığı, belki kişisel sayfalarda da kullanılan WordPress, third party uygulamaları. Aslında belki de bizim bilmediğimiz kod tabanlı zafiyetleri içerisinde barındırıyorlar. Dolayısıyla çok daha akıllı teknolojilerle, eğer kritik bilgilerimiz varsa, kritik uygulamalarımız varsa çok daha akıllı teknolojilerle bu uygulamaları korumamız gerekiyor. Teşekkürler. Aslında Burak, örneklerden de görüyoruz ki günümüzde bahsettiğimiz güvenlik vizyonunun değişmesi kolay bir adaptasyon değil ve kurumunuz ne kadar IT güvenliğine yatırım yapıyor olursa olsun aslında gördüğümüz örneklerde aslında herkesin başına gelebilecek gibi büyük zafiyetler bulunuyor. Ve tabii ki bu zafiyetler kimi zaman ya da tehditler kimi zaman finansal bilgileri tehdit ederken kimi zaman kurum çalışanı bilgilerini tehdit ediyor. Ancak tabii ki bu aralar daha popüler olan işte aslında bizim müşterilerimizin de verilerinin çalınıyor olması ki bu büyük bir reputasyon kaybına yol açabiliyor bizim tarafta. Peki Burak, bu tarafta ne tür güvenlik açıklarından bahsediyoruz? Bize biraz detay verir misin? Evet, birçoğumuzun bildiği gibi OWASP ismini verdiğimiz dünyaca kabul görmüş web uygulaması zafiyet tarafında otorite olan bir proje. Bunun Türkiye ayağı da var bildiğin gibi. Kendileri aslında belli dönemlerde top 10 dediğimiz uygulama zafiyetlerini kendi taraflarında yayınlıyorlar. Bunlar bazı zamanlarda değişebiliyor ama bunların en bilinenleri SQL injection dediğimiz aslında form tabanlı SQL tarafındaki zafiyetlerden aslında bir user'ın olması gerekenden çok daha yüksek yetkilerle komut çalıştırabilme, sorgu çalıştırabilme yetkisi anlamına gelen bir zafiyet. Ya da örnek verecek olursak XSS açıklıkları dediğimiz yine kod tabanlı zafiyetler. Information disclosure diyebileceğimiz belki de admin tarafında yapılacak çok ufak değişikliklerle korunması gereken ama gözden kaçmış zafiyetler. Bunları çoğaltabiliriz. Bunları özel olarak zaten korumamız gerekiyor. Fakat aslında akıllı dediğimiz teknolojilerde birazcık da uygulamanızın, kendinize ait uygulamanın karakteristiğini bilip ona özel politikalar oluşturabiliyor olmalısınız. Elinizde olacak olan akıllı teknolojiler de bunu sağlayabiliyor olmalı. Ek olarak da bu uyumluluk tarafına gelecek olursak da yine eğer kart datalarıyla, kart bilgileriyle ilgili operasyonlarınız varsa PCI-DSS uyumluluğu da bu işin bir parçası. Peki Burak, güvenlik açıklarından bahsettin. Evet, gördük. Peki biz Fortinet olarak nasıl çözümler buluyoruz bu tarafta? Ne tür noktaları aslında hedefleyebiliyoruz? Evet, bizim buradaki ürünümüz FortiWeb, WAF ürünümüz. Aslında her zaman bahsettiğimiz, diğer ürünlerimizde de bahsettiğimiz FortiGuard'dan tamamıyla faydalanan bir ürün. FortiGuard'dan faydalanmasının ne anlamı geliyor? Aslında belki de birçok komplike saldırıdan siz en başta FortiGuard sayesinde korunuyorsunuz. FortiWeb tarafında da aslında IP Reputation tarafında, bilinen atak imzaları tarafında zaten elinizde çok kuvvetli bir database'e sahip oluyorsunuz. Ama adaptif kavramının da aslında temelinde bulunan durum, burada sizin uygulamanızın trafiğini FortiWeb öğrenip, örnek veriyorum sayfanızda
sayfanızdaki alt sayfaları, bu sayfaların altındaki ID'ler, parametreler, şema bilgileri, cookie bilgileri, session bilgileri gibi bilgileri production trafiğinizden öğrenip bununla alakalı koruma politikaları oluşturmanıza yarıyor. Dolayısıyla aslında pozitif güvenlik de bunun altında yatıyor. Ek olarak Forte Web ürünü rakiplerine oranla 5 dakikamız kalmış bu arada, yetiştirebilecek miyiz sence Uygun? rakiplerine oranla başka rakiplerde olmayan şu özelliklere sahip. Kendi içerisinde ekstra maliyete gereksinim bırakmadan antivirüs ve vulnerability scanning özelliklerine sahip. Load balancing özelliklerine sahip. Ve anti-defacement tarafında da arka taraftaki sunuculardaki petleri izleyerek orada oluşmuş herhangi senin de az önce gösterdiğin anti-defacement saldırıları gibi saldırılarda tekrar anında aksiyon alıp geriye dönmeyi sağlayabiliyor. Peki, uygulama tarafında gerekli güvenliği sağladık Orkun ama bahsettiğimiz gibi database tarafı da günden güne aslında çok komplike hale geliyor. Burada database hareketlerini izlemek için bunları loglamak ve gerektiğinde bunları politik oluşturabilmek için ne gibi çözümler kullanıyoruz? Aslında çok doğru bir nokta Burak. Çünkü evet, web tarafındaki açıkları kontrol etmek, kapatmak evet bir şekilde artık sağlayabileceğiz bunu FortiWeb'in de yardımlarıyla ama arka taraftaki veri tabanları hala açık bir nokta. Bu tarafta biz aslında FortiDB isminde bir veri tabanlarını monitör eden çözümümüz var. Çok da vaktimiz kalmadığı için fazla detay veremeyeceğim ama örnek olarak çok aslında ihtiyacımız olan bir veri tabanına kimin, hangi IP'den, ne zaman, hangi zamanlarda eriştiği bilgilerini, daha eriştikten sonra hangi veri tabanlarında ne işlemler yaptığını, ne operasyonlar gerçekleştirdiğini takip edebilmemizi sağlayan önemli bir yapı. Tabii ki biz bunu yaparken veri tabanlarının ne kadar kritik olduğunu, performansa ihtiyaç olduğunu bildiğimiz için aslında farklı olarak veri tabanlarınıza minimum aslında müdahale ederek bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz ki bu da bizi öne çıkartan unsurlardan bir tanesi. Tabii ki bunun dışında veri tabanlarının aynı FortiWeb'in yaptığı gibi bir güvenlik gözüyle de bakılması gerekiyor. Nitekim bunların da güvenlik açıkları mevcut durumda. FortiDB'nin içerisinde de çok başarılı bir vulnerability scanner dediğimiz güvenlik zafiyetlerini kontrol edebilen bir yapısı bulunuyor. Ancak diğer bildiğimiz güvenlik zafiyet tarama araçlarına göre çok daha farklı çalışıyor. Çünkü o tür araçlar bildiğiniz gibi aslında üzerindeki sunucuyu ya da belirli veri tabanı işlemlerini kontrol edebilirken FortiDB ile aslında bir tablonun, bir sütunun detaylarına kadar hangi problemler olduğunu görmekle kalmıyorsunuz. Buna aslında tavsiyeler vererek de bizlere yardımcı oluyor diye özetleyebilirim. Peki Fortinet olarak biz burada neler yapıyoruz, ne gibi çözümler sunuyoruz? Aslında bu tarafta da dediğim gibi AutoLearn teknolojimiz mevcut. Bu şu işe yarıyor. 3 dakikamız kalmış, sıkıştırmaya çalışıyoruz. FortiDB üzerinde aslında bir, tabii ki biz bütün trafiği incelediğimiz için, ele aldığımız için kim nereye erişiyor bunu çok iyi bir şekilde bilebiliyoruz. Ve sonrasında bu userların aktivitelerini de rahat bir şekilde takip edebiliyoruz. Örnek veriyorum, Ahmet kullanıcısı sürekli bir yere erişiyorsa, aynı işlemleri yapıyorsa biz bunu bildiğimiz için aksi durumlarda alarmlar üretebiliyoruz ve kullanıcılar için aslında belirli profiller üretmemiz mümkün hale geliyor diyebilirim. Yani senin de bahsettiğin gibi kesinlikle yapımıza uyum sağlayan bir mekanizma FortiDB üzerinde de mevcut. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak aslında bütün bu çözümlerimizi de biz tabii ki böyle anlatırken istiyoruz ki bağımsız kuruluşlar tarafından da testleri onaylanmış, testlerinden başarılı sonuçlar almış çözümleri sizler de inceliyor, test edin olun. Biz de Fortinet olarak aslında NSS tarafında hem FortiWeb, hem FortiSandbox, hem FortiClient ve Next Generation Firewall, Melih'in bahsettiği FortiGate ürünümüzle birlikte recommended statüsünde olan tek üreticiyiz. Bununla da aslında gururla bahsediyoruz. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Kovulmadan iniyorum.